terli 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 şu terli turnam. Sanma ki yaralı uçmaz bir daha. Katrina, kasırgası için buralardayız. Ve işte oralarda gezerken bir göz oda evinde 9 tane Doberman, 8 tane kedi, 3 kaniş. Ne alakası var canım? Çok saçma ya. Nereden çıkmış bu benim çocuğum? Ama sana benzediği söyleniyor ve rap yaptığı söyleniyor. Vallahi her rap yapan çocuk bana benzeyen çocuk. Benim çocuğum diye bir şey mi var ya? Siz de gelip saçma sapan şeyler soruyorsunuz bana. Ya neden kullanılmıyor bu kireç önleyici? Anlamadım ki ben bunun mantığını anlamadım. Kullansana kireç önleyici lan. ABMO evinde sıradan bir gün yaşanıyordu. Ne kadar eğlenceli. Arkadaşlar. Bu sıradanlığı Banu'nun açıklaması bozdu. Biliyor musunuz? Öteki yarışma evi kaldırıldı yayından. Vallahi kaldırıldı, billahi kaldırıldı. Ne? Rating almıyormuş. Müslüm lan teyze, yani senin ticaret kafan olmadığı bu kadardan belli. Yani bizim abartı bir şey yapmamız lazım ki ratingleri biz kapalım yani. Evet. Abartmamız lazım. Bir şey diyeceğim ya, ev halkı. Beni bir dinler misiniz? Alo? Dinliyoruz. Bir fikrim var. İnanmıyorum. Vallahi. Eyvah. Uzun eşek oynayalım mı? Yok abi, sana neden? Hadi. Ben oynamam. Hadi ya. Hadi uzun eşek. Ben yastık olurum. Yastık olurum. Evde uzun eşek. Uzun eşek oynamayı kabul ettiren Banu, arkadaşlarını iki takıma ayırdı. Gel şimdi gel. Ne yapacağız? Kızlar gelin ki. Benim üstüme atlamayın, şimdi benim kızım, kötü. Biraz böyle bir dakika. Anneciğim iyi misin? Yeriniz yanlış. Şöyle dönün. Şöyle ya. Şöyle yapın. Gel şimdi. Şimdi bak buradan Yüzden koşacağız. Atla tamam, hadi koş. Atlamaya çalış. Valla çok ileri atlayamam. Ya sen keyfine göre atla. Biraz eğil bak Murat. Evet. Ben. Gel. Hayır. Evet koş. Koş. Allah beni çarpın. Ya koş. Anne. Atla. Atla! Eşek çöktü. Bu oyundu. Hadi diğer takım da uzursun da bir de biz atlayalım. Editoryal ekipten ABMO evi sakinlerine. Ay bize söylüyor. Herkes salonda toplansın ve sessiz olarak beni dinlesin. Evet. Evet pardon, dinliyoruz editoryal. Sayın ABMO evi sakinleri. Evet. Bildiğiniz gibi rakip programlarımız var. Evet var, evet. Rakip programlarımız düşük reyting almış olmalarından dolayı geçtiğimiz hafta yayından kaldırıldı. Ancak bizim programın da reytingleri pek parlak değil. Onlara göre daha iyi reytinglerimiz olduğu için program şimdilik devam ediyor. Çıkar mısın ya? İki haftalık bir süre içerisinde programa reytingleri arttıracak bir yenilik getirmek durumundasınız. İki hafta içerisinde yenilik yaptınız. Yapmadınız, Allah yolunuzu açık etsin. ABMO tehlikede. Aksiyon lazım. Aksiyon, uzun eşek oynuyoruz. Daha bak, ünlü olmanın 3 yolu var. Şan, şöhret, şehvet. 3 kural. 3 şey. Şan, şöhret. Şan ve şöhret bizde var arkadaşlar. Mi acaba? Ne eksik? Ne eksik? Söyledi herkes. Ne eksik? Şehvet eksik. Seks yapacağız. Seks yapacağız.
Arkadaşlar ben daha yaparım. Önce hiç denenmedi. Ayrıca yurt dışındaki örneklerimizde... Var. Jacuzzilerin içinde birbirleriyle yataklarda falanlar, yataklarda yapmalar. Biz onlarla baş etmemiz için... Kusura bakmayın ama seks yapmamız lazım. Ben seks yaparım. Annemin olduğu evde böyle bir şey yapmam. Annemizi verirse yani. Seks yaparım ben. Evlenmeden ayakta yapmam. Ödüm vermem. Evlenmeden yapmam. Murat. O zaman evleneceğiz. Öyle seks yapacağız. Nasıl olacak? Evleneceğiz. E tamam o zaman ödülleri de alırız. Seks de yaparız. Nasıl ödülleri alıyorsun? Yarışma tamamlanmadan evlenemezsin. Sen misin? Sen biz gerdeğe gireceğiz. Sana ne? Biz gerdeğe gireceğiz. Ratinglerin yükselip programın devam etmesi için yarışmacılardan Banu ve Murat evlenme yolunu seçmişti. Arkadan gelmiş bir yerime bakıyor. Hiç tamam. Ses çıkarmıyorsun. Tamam gitti evet. Gitti tamam arkadaşım gider misin lütfen ya? Bilmiyorum düğün günü tacize uğradın ya. Taze geline taciz. Evet. Ufak bir tatsızlıktan sonra yarışmacılar nikah memurunun karşısına oturdu. İsmail kızı Banu Hanım. Benim buyurun. Bu beyle hiçbir etki altında kalmadan ömür boyu bir yastıkta birlikte olmak için evet diyor musunuz? Evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Hayır dermişim. bir düşünmem lazım. Evleneyim mi kızlar? Evleneyim mi kızlar? Evleneyim mi kızlar? Bir düşün. Evet. Evet. Evet Murat Bey. Siz Samioğlu Murat. Hiçbir etki altında kalmadan şahitler ve konuklar huzurunda Banu Hanım'la evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Banu ve Murat evlendi. Bakalım hadi mutluluklar diliyorum. Mutluluklar dilerim. Kadıköy Belediye Başkanı'nın bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Ay çok sağ olun. Eksik olma sağ ol. Sizin gücünüze, kuvvetinize ve dirayetinize inandığım için evlilik cüzdanını da size veriyorum. Evliliğinizin de sağlam olması için bu kalemi kırıyorum. Ay çok teşekkür. Şunu alır mısın? İnşallah bir daha. Öpebilir miyim? Gelin öpebilirsiniz. Elimden şunu alır mısın önce? Bir daha alnından öpeyim. Resmen karı kocalar. Banu evliliğini çılgınca kutladı. Darısı diğer gelin adaylarının başına. At bakalım ağzına. At bakalım ağzına. He koçum benim. Hadi canım benim söyle bakalım işte. İnsan terliyken teri üstünde soğur. Bu yüzden su içersen hasta olabilirsin. Özellikle soğuk su hiç içilmez. O yüzden terliyken su içilmez. Ne? Evet. Terli su içilmez mi? İçilmez tabii. Ya terli. Tabii terinin sıcağı... Su. Evet. İçilmez. İçilmez. Terli. İçilmez su, tabii. Terli. Evet. Su. Evet İçilmez. Su. İçilmez. Terli. Terli. Ya. Bı sana. Konu bulamıyorsun galiba Fahrettin. Her gün sapık çeşitli şeylerle geliyorsun. Terli su içilmezmiş. Nerede içilmez terli sular? Ama. Terne lan. Terne Fahrettin. Vücudun attığı bir. Ne? Ne? Vücudun attığı sıvı. Vücudun attığı sıvı değil mi Fahrettin? Evet. Değil mi Fahrettin? Vücudun attığı sıvı değil mi ter? Evet. He? Evet, vücuttan atıyoruz biz. İdrar ne? İdrar da... Vücudun attığı sıvı değil mi idrar Fahrettin? He? Sen bana bunun cevabını ver. Evet, o da İdrar öyle. Vücudun attığı sıvı mı değil mi? Evet, o da öyle değil ama... Değil mi? O... Demek ki idrar ter.
Hayır. O... İdrar da senin mantığına göre ter o zaman. Ama bu, böbrekten... Sen idrara, böbrek... sen böbreğe ter bezi muamelesi yaparsan... Sen o böbreklerine ter bezi muamelesi yaparsan... Ben senin anını karıştırırım. Kafasız. Dangalak. Allah'ından kork. Ter... Allah'ından kork. Ne alakası var canım? Çok saçma ya. Nereden çıkmış benim çocuğum? Ama sana benzediği söyleniyor ve rap yaptığı söyleniyor. Vallahi her rap yapan çocuk bana benzeyen çocuk benim çocuğum diye bir şey mi var ya? Siz de gelip saçma sapan şeyler soruyorsunuz bana. Türkiye'nin en gökemli haber fonu, Türkiye'nin en gökemli haber müziği ve Türkiye'nin en gökemli enkümeni ben Engin Jurnal'le 19.10 ana haber bültenine başlamış buluyoruz. Sevgili izleyenler, Türkiye'nin göz bebeği görüntü yönetmenimiz Hamdi Canaydın evleniyor mu? Bunu gerçekten de merak ediyoruz sevgili izleyenler. Biraz önce kuliste bir konuşmaya şahit oldum. Hamdi Bey'imiz gene beylik cümleleriyle böyle atıyor tutuyor. Hiç nişan yapmam, söz takmam, direkt nikaha basarım. Zor basarsın. Zor basarsın Hamdi Canaydın. Zor basarsın. Buradan söylüyorum. Sevgili izleyenler, gün geçmiyor ki bir garipliğimiz daha yaşanmasın. Sıradaki garipliğimiz Cemil Büyüktöğle'nin memleketi Fethiye'den. Fethiye'de Can Itın adlı beyefendi babasının Bill Gates olduğunu iddia ediyor. Evet, yanlış duymadınız. Can Itın'ın iddialarına göre annesi Meral Itın üstsüz güneşlenirken Bill Gates kendisine saldırmış ve Can Itın meydana gelmiş. Şimdi muzip muhabirimiz Murat, 3M Murat Can Itın'la görüştü. Hamdi gir bakalım metreye. Ama hiç şey nişan falan yapmadan gir. Can Bey, Can Itın. Merhaba. Merhabalar. Bill Gates'in babanız olduğunu iddia ediyor musunuz? Evet, babam kendisi. Bu iddiayı neye dayandırıyorsunuz? Anneme dayandırıyor, dayandırmış babam. Yani anneniz mi söylüyor? Babam anneme dayandırmış bir dönem. Onun üzerine de ben meydana geldim işte. Biz nasıl buna inanalım yani? Ya şimdi... Var mı belge falan? Yani? Var belgeler de var da bir saniye. Evet. Yani 1984 yılında babam yani Bill Gates şimdi şeye gelmiş Marmaris Limanı'na geliyor. Evet. Ondan sonra annem o sırada orada garson, tamam mı? Annem orada garson olduğu için babam ondan kola istemiş. Bana bir meşrubat verir misin demiş. Annem vermiş, o ben sen benimle bir yukarı gelsene ben bir şey buldum demiş. Tamam mı? Bill Gates. Evet. Babam işte ya. Adını söyleyip beni canını sıkma sürekli. Bak burada belgeler var. Bak. 1900 ben bunu kendim çıkarttırdım. Marmaris iskelesinin bilgisayar sitesine hackleyerek evet. Çıkarttırdım bunu. Bak babam 1985 saat 17.30'da Marmaris iskelesine giriyor. Evet. Burada. Evet. Açık seçik görüyorsun sen de burada. Ama 24 saat kalmış gibi gözüküyor. Evet. Evet. Bak hemen. Hemen akşamına çıkıyor. Çıkarken de mutlu bir terli yanakları da pembe çıkıyor. Kanter içinde pembe çıkıyor yazıyor işte. Tamam, bu niye ispat ediyor? 24 saat kalmış. Sen neden sonra kanter içinde pembe oluyorsun? Belki koştu. Niye koşar koşsun babam ya? 24 saat gittin Marmaris şeyinde koşar mısın sen mantık olarak? Koşmazsın. Yaptığı şey belli yani. Saat evet. 23.57. Garson kız pencereden bağırıyor. O da kayıtlı. O da kayıtlarda var yani. Evet. Bir tek şey yazmıyor işte. 23.51 içeride, 23.52 dışarıda falan diye yazmıyor. O kadar da yazmasın yani. Evet. Peki Bill Gates biliyor mu bu durumu? Ya onun ya. Linux'u yaptım. Siz mi yaptınız? Evet, yaptım bu Linux'u. Sırf Bill Gates'e girsin diye. Evet, yaptım Linux'u. Yemiş fok balığı gibi baktı bana. Valla beni de bulamıyorlar ya. Böyle gibi kaldı bunu kim şey yaptı diye. Bak şimdi ben yeni bir tane masa yaptım, tamam mı? Evet. Bak, kaç tane düğme var burada. Oho! Bunun hepsi çeşitli memleketlerin şehir şebekeleri. Şimdi ben 220 volt üzerinden şehir şebekesi vermeye başlayacağım. Tüm cihazlar geçecek. Ya bütün cihazların a**acağım bütün cihazların ya. Ne geçecek elinize? Önce babamın şeyi Amerika'ya vereceğim. A**acağım. Bill Gates'le daha sonra tekrar haberleştiniz mi? Ya kendisi şu anda yani dünya devi olmuş.
Bizi reddediyor mu? Ya beni reddediyor. Bir de beni reddedilmesi de problem değil. Ulaşamıyorsun ki. Ya ama siz her yere ulaşamıyorsun. Ulaşamıyorsun ya. Ha, ben bununla ulaşırım. İstesem yani iki dakikada bütün ortamını s**erim de. Amacınız nesin? Ya ne yapmak istiyorsun? Ben ya ben ya babama yavaş yavaş eziyet çektirmek istiyorum. Yavaş yavaş böyle. Sokak. Ya ben ölene kadar peşindeyim. Şu açık konuşayım yani. Ben ölene kadar buradan babama yavaş yavaş annen de mutlu olsun ya. Tamam bunu. Dur sinirlendim şimdi. Dur sinirlendim. Dur. Vah Jonathan, vah sana. Can dost. Hamdi. İçime sığmadı benim. Çok sinirlendim şimdi ben buraya. Hamdi ben buraya bu Jonathan'a bu işkenceyi çeken buraya Hamdi şey bağla. Bu Bill Gates'i bağla buraya Hamdi. Tamam mı? Altına da bunun şeyi bağla. Kim var başka zengin? Amerikalı zengin. Hı? Müteahhit olsun. Kim var müteahhit? Amerikalı zengin müteahhit. Ha Donald Trump'ı bağla buraya. Bağladın mı? Bir de şeyi bağla. Donald Duck'ı bağla be. Bir de Donald Duck'ı bağla Hamdi. Bağladın mı? Alta onu koy. Tamam mı Hamdi? Bağladın mı? Bağladın mı Hamdi? Burada mı şey? Burada mı? Bill Gates. Bill Gates! Oğlum sen aklını başına bana bak Bill Gates. Para her şeyin sahibi olduğun anlamına gelmez. Efendi gibi gel Fethiye'deki bu canıtına babalık yap. Kaşın aynı gözün aynı be. Aynısı yaşandı bizim Emrah'ta da yaşandı. Çocuk çıktı aynı Emrah ya. 2 saat DNA testi bilmem ne yaptılar. Doğrusu çıktı işte. Bu çocuk da senin. Adı da Jonathan. Türk olsa Jonathan olmaz adı. Donald. Trump. Sürekli zenginsin be sen. Sürekli zenginsin. Ben seni bildim bileli. Zenginsin be kardeşim. Geldi 2 tane kule de sen yap şu ülkeye. Dubai'liler yapıyor her yere kule be. Her yer böyle burgu Dubai kulesi ya. 2 tane de sen kule yap buraya. Apprentice diye bir şey yapıyorsun. Abuk subuk. Kafandaki de peruk. Bizim Erol Evgin gibi peruk işte. Peruk. Buradan haykırıyorum dünyaya ya. O kadar param var. Bir git saç ektir. Olmadı. Yaptır bir yeni kafa yaptır. Derisi ekletme. Çocuk gibi kafana takmışsın rengi uymayan peruk çıkmışsın ya. Ne biçim zenginsin anlamadım ki ya. Kaç dolar kardeşim kafandaki peruk senin? Alıyorsun Manhattan'daki ucuzculardan 15 dolara peruk kafana takıyorsun koskoca. Donald Trump'sın sen be. 250 bin dolar verecekmiş kazanana. Hadi oradan. Git kafandaki peruğa versinler sana 250 bin dolar. Bil! Seni unuttum sanma. Bu Jonathan'a babalık edeceksin koçum. Anladın mı? Bu Jonathan'a babalık edeceksin koçum. Bütün Türkiye'yi salarım üzerine. Bir tane bellemiş, bir tane yazılım bellemiş. Bir de kaçak CD'si de yapılmıyor bir şey de. Suçmuş bilmem ne bizim şey oynuyor onda da. Kötü oyunculuklar yakalandınız mı? Oo yakalandık bilmem. Aman be! Bir yazılım belirlemiş başımıza. Kutu şey üretiyor buraya. Donald Duck! Seni severim bilirsin. Al Hamdi bunları buradan. Senin yüzünden Bill Gates. Senin yüzünden benim akrabam, yeğenim Ali Sabuncu Mongol oldu. Sürekli bilgisayarın başında oturuyor çocuk. Mongol oldu çocuk. 2 üniversite bitirmiş çocuk. Bir şey diyecektim şimdi ya. Söbü bakıyor ekrana. Başka hayatı bitti be. Al bunu buradan. Hamdi al bunu buradan. Bacağını kıvırıyor kendi karnına. Hayatı bu böyle oldu çocuğun. Bir elinde mouse, bir elinde şey ya, keyboard. Git çık hayatımızdan. Aldın bunu Hamdi buradan. Evet sevgili seyirciler, Hamdi. Bağla buraya Metin'i bağla. Buraya Metin'i bağla Hamdi. Bağladın mı buraya Metin'i? Hamdi buraya Metin'i. Hamdi. Hazır mı Metin burada? Metinciğim iyi akşamlar canım kardeşim. Beni duyabiliyor musun? Hamdi nerede bu gerizekalı bu hafta? Hı? Hamdi bu gerizekalı nerede bu hafta? Kimselerin görmediği... görüp de bilmediği... bilip de yazmadığı... yazsa da... okunmayan... diyarlardan birindeyiz yine. Amerika Birleşik Devletleri kıyılarında. Katrina kasırgası için buralardayız. Ve işte oralarda gezerken... bir göz oda evinde... 9 tane Doberman, 8 tane kedi, 3 kaniş ve
iki anadan 26 kardeşiyle küçük Katrin'i gördük. Merhaba. Hepsini merhaba. Hepsini tabii. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Hamdolsun. Kaç yaşındasın? 8. Kaça gidiyorsun? 8'e. Kardeşlerin nerede? Kasırga'da gitti. Hepsi mi gitti? Aynısını yapıyor bu. Hepsi çocuk gitti kasırgada. Baban, annen? O da gitti. Onlar kasırgada gitti. İki annen de mi gitti? 4 annem var benim zaten kasırgada. 4 annem var. Evet, gitti kasırgada. Şimdi ne olacak? Annesiz, babasız, kardeşsiz? Şarkı söyleyeceğim. Bu halde şarkı söyleyebilecek misin Katrin? Tabii. Söyle bakalım. Sen de yaz 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 kenara yaz bütün sözlerimi. Gelirsem çık karşıma göster kendini. Bir bastak bulur aman Petro. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Efendim kum gider sel kalır. Elini yalıyor Hamdi bu çocuk kalırız. Artık bunun. Tükürmeye de geçti yalıyor artık Tayfun Talipoğlu'nun elini. Al bunu bana Hamdi. Hamdi al bunu buradan benim canımı sıkma lan. Bunu al buradan. Hamdi. Aldın bunu buradan. Aldın mı Metin'i buradan Hamdi? Aldın mı Metin'i? Tayfun'u puh Tayfun'u be. Aldın mı Tayfun'u buradan? Değerli izleyiciler şu an elimize ulaşan bir haber nedeniyle yayın akışımızı değiştirdik. Normalde bugün yayın günümüz ve yayın saatimiz olmamasına rağmen şu an elimize geçen haberi es geçemezdik ve arkadaşlarımız görüntüleri yayına hazırlıyorlar. Az sonra son yılların en flash haberiyle karşınızda olacağız. Bu haberle ilgili sizlere ufak bir de ipucu vermek istiyorum. Efendim haberimiz Türkiye'nin en ünlü iki sanatçısı ve onlardan birine ait olduğu iddia edilen küçük bir çocukla ilgili. Az sonra görüşmek üzere. Ne alakası var canım? Çok saçma ya. Nereden çıkmış benim çocuğum? Sana benzediği söyleniyor ve rap yaptığı söyleniyor. Vallahi her rap yapan çocuk bana benzeyen çocuk benim çocuğum diye bir şey mi var ya? Siz de gelip saçma sapan şeyler soruyorsunuz bana. Ne yapacağım oğlum ben ya? Ne yapacağım şuradan ya? Çok moralim bozuk abi. Böyle bir şey olur mu abi? Şu halime bak ya. Şuradan şu halime bakar mısın abi? Yasak üzerine yasak abi. Suratımı gösteremiyorum. Başka format buldun mu? Böyle bir şey olur mu ya? Her şey yasak abi. Parmak arası giyemiyoruz. Paçaları sıyırma dedi. Paçayı sıyırdık. Yani lar dediği için çiftini de tekini sıyırabiliyoruz. Yani bu kadar yazın yapmayın dedi. Güneş ışığında yapmayın dedi. Deniz kızı yani... Hiç moralim sıfır şırdan ya. Yepyeni bir soluk ihsanla 50 kuruşa hoş geldin sevgili seyirciler. Sevgili seyirciler şu anda Ordu'dayız sevgili seyirciler. Ordu'da sürekli yağmur yağmış sevgili seyirciler ve Ordulular bu yağmurlara çok alışık bir sevgili seyirciler. Hatta bununla ilgili bir de türkü var. Bir de bu türküyü söylemek istiyorum sevgili seyirciler. Ordu'nun dereleri aksa yukarı. Sevgili seyirciler bir tane çekil ezime. Sevgili seyirciler şu anda bir taksiye rastladık sevgili seyirciler. Hemen kendisini duruyor. Down! Down! Ben bunu bir açayım mı artık? Yeter ya. Yeter. Şuradan yeter ya. Bu kadar da basın medya yasağı olur mu ya? Gel. Hi, what's your name? Jennifer. Hi Jennifer. Nice to meet you. Sevgili seyirciler. Taksicimizin adı Jennifer'mış sevgili seyirciler. Gerçekten çok şaşırtıcı. Jennifer, where are you from? Jennifer. J
Jennifer, Jennifer eyaletinden bir sevgili seyirciler. Bildiğiniz gibi Arkansas'ın en güzel eyaletlerinden biri sevgili seyirciler, Jennifer eyaletinin sevgili seyirciler. Önümüzdeki bölümlerin birçoğunda da Jennifer eyaletinde çekimler yapacağız sevgili seyirciler. Yes, how much is that jacket that occurs on your suit? This is the talented taxi driver I've ever seen in my life. Çek şuradan, çek. Yes, Jennifer. Yes, what? How about today about your life with this hat? Jennifer. Sevgili seyirciler, günüm çok güzel geçiyor diyor. 4 saatimizi sevgili seyirciler taksi durağında arkadaşlarla pişpirik oynayarak geçiriyoruz diyor. Geri kalan vakitlerimizde sevgili seyirciler diyor, özel müşteriye gidiyoruz diyor. Yes, now can you turn around? Bir önünü dönsene, bir etrafında döner misin diyorum. Etrafında dön. Dön, 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 dön. Kolları kaldır baba. Hep bunlar reyting. Dön. Dön, 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 dön. Bacağı kaldır. Bacağı, evet. Şöyle bacağı şöyle yap. Böyle. Böyle yap, böyle yap. Şuradan ağlayacağım ya. Şuradan ağlayacağım. Neyse olacak inşallah. Alta, alta 50 cent daya. Hep 50 cent alta. İhsan'la 50 kuşa sevgiler. Bir daha abi. İhsan'la 50 kuşa sevgiler. Bir daha abi. İhsan'la 50 kuşa sevgiler. Oo, şırdan görüyor musun? Beni nasıl öpüyor şırdan, görüyor musun? Vallahi bu hakikaten taksiciler bir garip oluyormuş şırdan ya. Ben ömrümde bu kadar seksi taksici görmedim. Bir de arabanın içine bakalım sevgili seyirciler. İner misin ablacığım? Çıkar mısınız? Okay, now take off your clothes. Yes. Yeah, what a nice t-shirt here. Yeah. How much? $100. Ya yapamıyoruz değil mi bunları şırdan? Bunları yapamıyor muyuz? Tamam, fiyat şey yapmadan atarım ben. How much? $100. Sevgili seyirciler, tam 500 milyonu aldım diyor sevgili seyirciler. One, two, şöyle geçiyormuş gibi yapar mısın? Pardon, bakar mı? Ya bak, evet. What's your name? Nina. Nina, oh Russian, Russian girl sevgili seyirciler. Bir Rus kızla beraberiz. Taksinin içinden çıkanlara bak şuradan. Yemin ediyorum haberim yoktu ya. Şuradan yemin ediyorum haberim yoktu yani. Y'all already know what I'm about. The flow sounds sicko. How about t-shirt that sits on you? İhsan'la 50 kuruş. In the other ways, you are the most beautiful girl I've ever seen. In the first scene, that I impressed your lips, then your looks, yeah, you know, and your piercing. Nice. Yes, yes. At at salla. Yes, three tumpin. Yes, three tumpin. Yeni format çok güzel olmuş diyor seyirciler. Önce konuşmayı açtılar, tamam. Teşekkür ederim. Oh, davay, davay, davay Nina, davay. Come here, come here. Not davay. Okay, now turn around. Turn around. Turn around bacım, sen de oradan. Bacım turn around. Sevgili seyirciler, geçen haftada olduğu gibi bu hafta yepyeni bir formata döndük sevgili seyirciler. Nedenleri belli ama biz yine de işimizi yapıyoruz sevgili seyirciler. İhsan'la 50 kuruştan bu hafta da bu kadar. Bu hafta orduyu gördük sevgili seyirciler. Belki gelecek hafta başka bir yeri görürüz sevgili seyirciler. İhsan'la 50 kuruş, hep altta 50 cent İhsan, şey şırdan. İhsan 50 kuruş sevgili seyirciler. Hayvan ne lan hayvan? Hayvan ne? Hayvan canlı. Hayvan canlı değil mi Fahrettin? Hayvan terliyor mu? Hayvan da terler tabii. Puh! Niye? Nerede terler hayvan lan? Hayvan nerede terler Fahrettin? Nerede terliyor hayvan? Hayvan nerede terliyor? Sen bir tane kedi gördün mü kolunun altındaki terisiyle? Gördün mü görmedin mi? Bir tane köpek gördün mü? Ay çok terledim annemin teriyle yaşıyorum diye. Görmedim ama onların da... Görmedin değil mi? Terbezi. Görmedin değil mi? Görmedim. Hayvan terlemez. Turna terler, turna. Turna mı? Turna terler. Şarkısı bile var. Şarkısı var. Nasıl şarkısı Allah'ın var? Allah'ın ne var? Şarkısı var.
Terli terli turnam diye şarkısı var. O terli terli turnam. Ne? Tabii terli terli. Terli terli turnam mı? Terli 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 turnam. Bu neyim bari sana? Şarkıyı bilmiyorsan söyleyeyim. Terli 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 şu terli turnam. Sanma ki yaralı uçmaz bir daha. O terli terli. Takılmış kanadı göçmen buluta. Bulut ne lan? Bulut ne? Bulut. Bulut. Su buharı değil mi bulut? Evet su buharı. Terli turna su buharının içinden geçince hasta mı oluyor? Hasta mı oluyor terli turna su buharının içinden geçerse? Niye geçsin? Ya böyle içinde mantıksız şeylerle karşıma gelme. Çerçeve belli. Operatörden iyi akşamlar. Geçtiğimiz hafta gıda terörünü gözler önüne sermiştik. Bu hafta da gıda terörünün tarikat ayağını ele alacağız. Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar gideceğiz. Ve Tantuni tarikatının o korkunç eylemlerini birlikte izleyeceğiz. Biliyorsunuz, operatörden kaçılmaz. Şimdi bandımızı izleyelim, yine birlikteyiz. Sevgili çocuklar, Tantuni bir yaşam biçimidir. Tantuni bir felsefenin adı. Tantuni gökle yer arasında ufuk çizgisinin dibinde duran bir heyecandır. Tantuni! 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 Akıllara gelen ilk soru. Kuzu eti mi kullanalım? İnek eti mi? Parça et olsun da ne olursa olsun. Tantuni! Sevgili çocuklarım, dünyamızda Illuminati denilen çılgınlık başa geçmeye çalışıyor. Şu anda 15 kişiyiz tantuniciler olarak. Tantuni! Ama bu artacak. Tantuni! Her yeri saracak. Tantuni! Yalnız Mersin'den kaynaklı değil. New York'ta, Tokyo'da, Chicago'da, Sydney'de tantuniciler açılacak. Tantuni! Her yer lavaş kokacak. Tantuni! Amanına gelsin tantuniler, amanına gelsin tantuniler, amanına gelsin tantuniler, hey tantuniler, hey! Amanına gelsin tantuniler, amanına gelsin tantuniler, amanına gelsin tantuniler, hey tantuniler! İnsanları bir arada tutacak şey sevgidir. Sevgiye giden yolda en iyi adım nedir? Tantuni! 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 Amanına gelsin tantuniler, amanına gelsin tantuniler, amanına gelsin tantuniler, hey tantuniler, hey! Çeşitli zamanlarda gittiğim bazı tantuniciler de bana soruyorlar. Diyorlar ki, tantuni tek lavaşa mı saralım, çift lavaşa mı? Neye sararsan sar be arkadaşım. Yeter ki sar be arkadaşım. Tantuni! Tantuni! Bazı arkadaşlar yanlışa düşüyorlar. Illuminati gibi. Tantuniye bir tane soğan doğruyorlar. Soğan! Tantuni'de soğanın yeri yok mu? Tabii ki var. Tantuni! Ama bir tane değil. Yarım soğan kullanacaksın kafası. Yarım soğan kullanacaksın kafası. Tantuni!
tantuniler amanına gelsin. Tantuniler amanına gelsin. Tantuniler, hey tantuniler. İzledikleriniz, izleyeceklerinizin sadece küçücük bir bölümüydü. Bundan sonra izleyecekleriniz çocuklar, kalp hastaları ve yaşlılar için sakıncalı. Onları sakın izleyin. Arkadaşlar yiyin. Tantunileri yiyin. Elden ele geçirin. Herkes tantuni yiyecek. Ellerinizle yiyin. Ağzınızla yiyin. Köpek gibi yiyin. Tantuni yiyin. Herkes yesin. Tantuni yiyin. Tantuni yiyin. Ağzımızdan yiyin. Ağzımızdan yiyin. Ağzımızdan yiyin. Tantuni. Tantuni. Amanı bakarsın. Tantuniler, Allah'ın da gelsin. Tantuniler, Allah'ın da gelsin. Tantuniler, hey, tantuniler. Gelin, tantuni yayın. Allah'ın da gelsin. Tantuniler, Allah'ın da gelsin. Tantuniler, Allah'ın da gelsin. Tantuniler, hey, tantuniler. Allah'ın da gelsin. Tantuniler, Allah'ın da gelsin. Tantuniler, Allah'ın da gelsin. Tantuniler, hey, tantuniler. Operatör üstüne düşeni yaptı. Bundan sonra söz yüce yargının. Ama unutma, operatörden kaçılmaz. Sevgili izleyiciler, magazin dünyasında bir kural vardır. Yakalanmadıkça reddet, yakalansan da reddettiğini reddet derler. İşte rap dünyasının starı Ceza, magazin dünyasına bomba gibi düşecek bir haberle karşınızda. Bakalım reddediyor mu? Ne alakası hocam? Çok saçma yani. Nereden çıkıyor benim çocuğum? Ama sana benzediği söyleniyor ve rap yaptığı söyleniyor. Vallahi her rap yapan çocuk bana benzeyen çocuk benim çocuğum diye bir şey mi var ya? Siz de gelip saçma sapan şeyler soruyorsunuz bana. Kafana takılan o kadar dert arasında korkuyu sahiden atmak. Rap mi? Red mi? Rap star mı? Yoksa rap star mı? Biz onu hep rap star olarak bildik. Ceza dedik. Ceza sanki popüler kültür anlayışına verilmiş bir ceza gibiydi. Farklıydı, cesurdu. Sözünü sakınmıyordu. Kim derdi ki Ceza'nın bir çocuğu olsun ve Ceza da bu çocuğu reddetsin? Ceza, Berkut'un bir iddiası var bir çocuk hakkında. Senin oğlun olduğunu iddia ediyor. Ne diyeceksin bu konu için? Ne alakası var hocam? Çok saçma yani. Nereden çıkmış benim çocuğum? Ama sana benzediği söyleniyor ve rap yaptığı söyleniyor. Vallahi her rap yapan çocuk bana benzeyen çocuk benim çocuğum diye bir şey mi var ya? Siz de gelip saçma sapan şeyler soruyorsunuz bana. Peki bunu nasıl kanıtlayabilirsin çocuğun olmadığını? Ne varsa yapalım DNA testi. Ne gerekiyorsa yapalım yani. Ya bunu yapmama öyle gerek yok zaten benim. Ben kendimden çok eminim yani. Bence siz sadece bu ortamı germek için böyle bir şey yapıyorsunuz. Peki turnede birlikte olduğun bir bayandan olduğu iddia ediliyor çocuğun. Brezilya'da olmuş olabilir ama. Peki bu çocuk Ceza'nın değilse kimin? Ya çocuğunuz çıkarsa? Berkut, hiç şüphelendiğiniz bir şey yok mu? Berkut Güneş kendi uydurmuş bir tarafından yani her zaman yaptığı gibi. Bence onun kendi çocuğudur o kesin. Evet sevgili izleyiciler, sorumlu yayıncılık gereği kameralarımızı Berkut'a gönderdik. Berkut şu anda yeni show programının hazırlıklarını yapmak üzere. Evet, mikrofonu Berkut'a uzattık ve Berkut bakalım son gelişen olaylar üzerine nasıl bir yorum yaptı. Lan ne biçim stüdyo bu be? Yeni bir talk show'a başlayan Berkut'u biraz sinirli bulmuştu. Ne biçim stüdyo çocuğum bu? Her taraf ışık. Anne motor, baba. Bu ne? Bu el ne? Bu el ne? O el ne? O el ne? Ha? Star. Süper Mario seni. Geçmiş oraya bızdık koyla ışık kurcalıyor. Senin neyine lan ışık kurcalıyor sen? Anlıyor musun ışıktan? Git bir daha gir. Buralara at. Sinirli değilim. Tamam mı? Pozitifim. Toplum örnek insanım. Otur sen koçum. Evet. Berkut Bey merhabalar. Oo hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Sağ ol canım. Ben de iyiyim. Yeni şovun hazırlıkları herhalde. Evet. Yeni bir şovumuz. Güzel bir şovumuzun hazırlığı içerisindeyiz. Berkut'un Show Business. Transferiniz var herhalde.
Nereye canım? Deha'yı görüyoruz o yüzden. Ha, Deha diyorsun evet. Esra Cihan adlı vatandaştan transfer ettik kendisini. O da bizim kanalda biliyorsun. Ceza'nın oğlu size gelip... Kim? Ceza'nın. Hip hop şarkıcısı Ceza oğlunu bulduğunuzu söylediniz siz. Berkut bize hikayeyi tüm çıplaklığıyla anlattı. İşte bu set ortamı hazırlığında bulunurken kapıdan bir oğlan girdi, Salih Sümük. Yani çocuk allak bullaktı buraya geldiğinde. Oturdum çocukla konuştum. Dedim yavrum nedir derdin. Bir anda bir hızlı hızlı konuştu, bir rap yapmaya başlayınca olsa olsa çocuk büyük ihtimalle Ceza'nın oğlu. Ne alakası var canım? Çok saçma ya. Nereden çıkmış bu benim çocuğum? Çocuk Ceza'nın çocuğu. Annesi de muhtemelen bir Brezilyalı. Eminsiniz? Eminim. Çünkü saçı kıvırcık. Çocuğun saçı kıvırcık. Peki Ceza'na bakmazsa siz... Hem de nasıl kıvırcık biliyor musun? Hem de nasıl kıvırcık. Yani düz olsa paspas denir cinsinden. Hani yağmur işlemez cinsinden. Bizim İzzet Yıldızan gibi. Kafaya yağmur yağar, akar gider. Islanmaz. Her rap yapan çocuk, bana benzeyen çocuk benim çocuğum diye bir şey mi var ya? Siz de gelip saçma sapan şeyler soruyorsunuz bana. Turnede birlikte olduğun bir bayandan olduğu iddia ediliyor çocuğun. Brezilya'da olmuş olabilir ama yani orada bir bayan, bayağı bir gruptuk, kalabalıktık yani, açıkçası hatırlamıyorum pek. Fuat, Ceza, Sagopa, Eminem, Snoopy Dogg. Benimle sakın polemiğe girmez. Berkut rakiplerine gözdağı vermeyi de ihmal etme. 50 centi sararım üzerinize. Beni bilenler bilir. Mastuni Bözde Dalışan Öcen, sen ayrı girme. Ceza, Fuat, Sagopa, Eminem, Snoopy Dogg, sen hiç girme. Berkut Güneş kendi uydurmuş bir tarafından yani, her zaman yaptığı gibi. Bence onun kendi çocuğudur o kesin. Ceza bu çocuğu alsın, sahip çıksın. Evladını yapmayı biliyor. Çocuğu burada Salih Sümük, sümküttürü, tüküttüren, psikolojisi bozuk çocuk yaptırtmayı biliyor. Alsın o çocuğun eğitimini üstlensin. Bu tarz serseriler affedersin. Onun anlamında demiyorum, genel anlamda çocuk yapanlara diyorum. Buna bakamayacağın çocuğu yapacağın yapana diyorum ben. Sözüm. Hoppidi bıttın mamanı mamanı mikrofon şovmuş ya. Yani bunları... Bir de bunları müzik, Türk musikisi diye ortalığa sunuyorlar. Bana yaptıklarının anlamını sorma. Yaktıkların benim zaten anlamım. Muhafızlarını çek ve mahmuzla vurma Berkut. Kuyumu kazma hiçim ben. Niçin? Rap'im var bu sizi niçin? Ve de üstümü almam hiçbir p***çi. Berkut bir numara en büyük, cehennemden çıkan çılgın Türk. 25 yaşında 100 binlik araba, nereden geldi bu çocuk? Ceza, tanımıyorsan sorma, yaşadığım yeri tanımıyorsun sorma. Her gün savaş caddeler, kan kan bile kırmızı değil. Karakan, Karakan işte geldi buraya, hakkınızı arayıp sormaya, geride kalanları uyarmaya, beraber olup Berkut'u korumaya, elini vicdanına koyup da söyle, bu hayat ne kadar sürecek böyle. Berkut deyip de geçme, bize güven de imparatoru seç. Peki sözü geçen çocuk kimin? Ceza da Berkut'la çocuğa sahip çıkmıyor. Oysa ortada rap yapan şirin mi şirin dünya tatlısı bir çocuk var. Değerli izleyiciler, sormak istiyorum. Peki ya çocuk? Evet, bu haberde bahsi geçen minik kardeşimiz zaman zaman bizi hüzünlendirecek, zaman zaman duygulandıracak. İzliyoruz. Babanı tanıyor muyuz? Tabii. Seni terk etmiş. Evet. Kaç yaşında terk etti sizi? 8. Peki baban ünlü biriymiş, doğru mu bu? Evet, Ceza. Ne alakası var canım? Çok saçma ya. Nereden çıkmış bu benim çocuğum? Çocuk büyük ihtimalle Ceza'nın oğlu. Babandan bir şarkı söyler misin? Tabii. Kanlı kıtlar uçağın hani soy soktan koşturdum. Kalbin açım herkes aklına eriyi dahi ben saktım. Sen vardın hikaye yapraktan bir ekme vardı, geri geldim ben. Al bu dostumu selamlarızı. Yağmur sonrası güneşim ben. Çocuk Ceza'nın çocuğu. Annesi de muhtemelen bir Brezilyalı. Eminsiniz? Eminim. Çünkü saçı kıvırcık. Vallahi her rap yapan çocuk, bana benzeyen çocuk benim çocuğum diye bir şey mi var ya? Siz de gelip saçma sapan şeyler soruyorsunuz bana. Gel baba. Gel baba. Bana sahip çık. Bana sahip çık. Baba seni çok seviyorum de. Baba seni çok
seviyor. Ceza bu çocuğu alsın, sahip çıksın. Evladını yapmayı biliyor. Berkut Güneş kendi uydurmuş bir tarafından yani, her zaman yaptığı gibi. Bence onun kendi çocuğudur o kesin. Fuat Ceza Sagopa Eminem Snoopidoz. Benimle sakın poleneye girme arkadaşım bak. Ceza, ben senin oğlunum, seni çok seviyorum de. Evet. Evet. Sana ne kadar benziyorum Ceza, bak de. Sana ne kadar benziyorum Ceza, bak. Ne varsa yapalım DNA testi, ne gerekiyorsa yapalım yani. Ya bunu yapmama bile gerek yok zaten benim. Bana sahip çık. Çok kötü durumdayım de. Ha? Ben kendimden çok eminim yani. Bence siz sadece bu ortamı germek için böyle bir şey yapıyorsunuz. Evet sevgili izleyiciler. Bu tür haberlerde kimi doğru söylüyor, kimi ıvırıp kıvırıyor. Ama bu çok da önemli değil. Çünkü söz konusu olan bir delikanlının, bir minik kardeşimizin geleceği. Evet, şarkıcı Ceza'nın ve şovmen Berkut'un bu haberde sorumlu davranması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. Kameralarımızı Boğaz'a, İstanbul'un renkli hayatına çeviriyoruz. Evet, bakalım İstanbul'da geçtiğimiz hafta sonu kimler nasıl yakalandı? Hep birlikte izliyoruz. Az sonra. Anladın mı? Aa beyefendi, ne oldu? Makinem halen tamir olmadı mı? Yani. Hanımefendiciğim, makinanızın rezistansını kireç bağlamış. Ne yapmam lazım? Üstelik makinanızın motorunu da yakmışsınız. Daha taksitlerini bitirmedim. Benim çok kızacak. O zaman kullan şu kireç önleyiciyi arkadaşım. Kullan, bir kireç önleyici kullan. Makine hayatta var çünkü. Makine öldü ablam, canım. Öldü makinem, öldü. Gitti ablam makine. Ne yapmam lazım? Makine öldü ablacığım. Kireç önleyici kullanman lazım. 20 reklamdır burada sana bas bas bağırmıyor muyum ben? Bağırıyorsun. Bağırıyorum değil mi ya? Git kireç önleyicini kullan artık şunu ya. Kullan şu kireç önleyicini artık. Kullanacağım artık. Makinem ne öyle? Makine gitti, makine unut. Nanay makine. Yeni makine alacaksın. Eşim çok kızacak. Bak bana getirdiğin dördüncü makine. Ablacığım, bana getirdiğin dördüncü makine. Açıyorum içini, rezistansın haline bak. Kireç bağlamış. Çok kireç. Bu ne? Kireç. Ya kullan şu kireç önleyiciyi ya. Ya 20 reklamdır söylüyorum. Bak, bana bak. Ev hanımı. Ev hanımı. Evet. 20 reklamdır diyorum ki kireç önleyici kullanmazsanız makinenizin rezistansını kireç bağlar diyorum. Evet. Diyor muyum, demiyor muyum? Ya neden kullanılmıyor bu kireç önleyici? Anlamadım ki ben bunun mantığını anlamadım. Kullansana kireç önleyicini lan. Ya ihmal ediyorsun da benim ömrümün rezistans kazıttınız bana lan. Ömrümün hepsinde rezistans kazıyorum ben. Peki şimdi ne yapmam lazım? Ya ne demek ne yapman lazım? Makinen ölmüş. Makinen yapılmıyor. Bundan önceki 4 tanesi de yapılmadı. Hatırlamıyorsun galiba o reklamları. Arıyorlar beni buradaki... Prodüksiyondaki arkadaşlar, reklam çekimine gelir misin beyefendi? Yeni bir şey zannediyorum. İçecek reklamı falan zannediyorum. Gelince elime tutuşturuyor kireçli seni. Hepsi de senin makinan. Kullan şunu artık ya. Tamam, bir daha kullanacağım. Ya git kireç önleyici kullan ya. Git. Git kocana söyle alsın kireç önleyicini kullan. Çok mu zor ya? Toz dökeceksin. Kapağını aç. Burasına toz dök. Bak. Toz dök buraya kireç önleyicini kullan ya. Kireç her yeri kireç. Makinamda bir daha kireç çözücü kullanacağım. Ha şunu bileydin başta. Yeni makinamda bir de her reklamda bunu söyleyip gidiyorsun zaten dışarı. Nanay buradan giriyor, buradan çıkıyor. Haklısınız. Çok yani sana illa bağırmamız mı lazım? Hayvan gibi sesimizi mi yükseltmemiz lazım lan? Ev hanımı. Kafa hızlaşma ya. Git kullan, al iki kıdım para harca oraya. Bana bu eziyeti çektirtme, her yere kireç kazıttırıyorsunuz bana. Of be! İllallah geldi ya! Ya git kireç, kafana mingeneyi vuracağım şimdi. Kireç çözücü kullanacakmış ya. Ulan evliliğim dağıldı, yuvam dağıldı. Sapıklar sizi ya. Bir de yeni moda çıktı. Rezistansı kireçlendi mi diye. Bir de motorunu yakıyorsun makinenin. Borusunu paramparça ediyorsun. Üzerinde mi hopluyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Mekanik alet lan bu. Allah'ın cezaları ya. Su ne lan su?
Ne su? Su, yaşamsal bir sudur. H2O. Değil mi Fahrettin? Evet. He? H2O'nun açılımı ne? Hidrojen, iki hidrojen, bir oksijen. İki hidrojen, bir oksijen. Bunu bilmene şaşırdım. Bunu bilmene şaşırdım açık söyleyeyim. Biliyorum. Beklemiyordum. Mühendislik okudum ben, tabii ki bileceğim. Mühendislik mi okudun? Tabii. Sen? Evet. Mühendislik okudun? Tabii okudum. Nerede okudun? Orta Doğu Teknik. Ya nerede okursan oku da, benden uzakta oku da git, nerede okursan oku be. H2O ne lan? H2O... Hidrojenle oksijen değil mi? Evet. Bunun bileşiminden ne oluyor? Su meydana geliyor. Sığlıyor değil mi Fahret? Sığlıyor. Evet, su oluyor. Su çıkıyor değil mi? Su oluyor. Peki, nereden terliyorsun sen? Mesela ortam, bu ortam biz havasız yapsak ne olur? Terleriz. Terlersin değil mi? Evet, terleriz. Demek ki senin vücudunun havaya ihtiyacı var. Öyle mi değil mi? Havasız ortamda terliyorum diye sen değil misin? He, bunu da yalanla senin, benim alnını karıştırırım. İstersen bilimsel konuşalım, bir deney yapalım seninle. Al bunu tak kafana bakalım. Geçir bunu vücuduna. Geçir. Yoksa geçireceğim sana şimdi. Geçir. Geçir kafana. Bekle öyle. Bekle bakalım. He, şimdi göreceksin Anya'yı, Konya'yı. Poşetin içindeki kafanı. Şimdi birazdan göreceksin ne kadar inceleyecek, ufalacak kafan. Evet. Umduğum gibi oldu. Bir saattir onun içindesin. Çıkar bakalım şimdi. Çıkar bakalım. Ya ne oldu he? Ne oldu Şam şeytanı? Ne oldu? Terledim tabii. Kafan gözün birbirine girdi değil mi? Beynin aktı. Ne oldu? Terledin değil mi Fahrettin? Evet terledim tabii. Terledin değil mi? Arkadaşlar bir su alabilir miyim? Deneyime devam etmek için. Ver suyu. At koçum. Heh. Al bunu iç bakalım. İç bunu şimdi. Bırak. Geçmiş olsun, hasta oldun Fahrettin. Geçmiş olsun, hasta oldun Fahrettin. Dangalak! Dangalak! Bu kadar basit bir deneyle senin terli terli su içince hasta olmadığını kanıtladım. Hasta mı oldun? Bak bakıma taşın var mı? Var mı yok mu? Var mı ateşin yok mu? Yok. Yok değil mi? Öksür bakayım. Yap. Ciğerlerin dolu mu? Değil. Değil değil mi? Değil. Hasta oldun mu olmadın mı? Ama susadım ben de. Ya hala aynı şeyi söylüyorsan Allah'ından kork. Allah'ından kork. Evet çocuklar. Bu hafta da programın adını kıralım çocuklar buradan. Kızım masal saati. Kızım hep geç kalıyorsun. Hep geç kalıyorsun kızım. Aferin çocuğum, seni hep severim. Yaşasın masal saatini artık, yaşasın. Medya saati olarak değiştiriyorum çocuklar. Yeni ismimizi haykıralım mı? Ne dersiniz? Yaşasın masal saati. Medya oğlum. Yaşasın masal saati. Medya kızım. Evet. Aferin çocuğum. Aferin. Seni en çok seni seviyorum aralarında. Evet çocuklar, Savaş Aynan Showbiz. Savaş Ay diye bir adam var. Bu adam zamanında haberci, çok büyük haberci adam. Bazukalardan kaçıyor. Füzeleri patriotlardan kaçıyor. Fotoğrafını çekiyor onların. Gezmediği memleket kalmamış. Şimdi denizci oluyor kendisi. Üzerine bir kıyafet giymiş deniz yapmak lazım. Denizci kostümünden çıkıyor. Adam işini iyi biliyor. İyi yapıyor işini. Diyor ki İbo mu Tarkan mı diyor. Bütün Türkiye'yi çalkalandırıyor. Bir de 3-5 tane internet sitesini de arkasına peşinden sürüklüyor. Her taraf kilitleniyor. Tam o sırada bir Lerzan Mutlu'nun Zekeriya Beyaz'ın yanağını ısıttırıyor. Oradan çıkıyor. Ne yapıyor? Araları bir muallak çocuklar ama yine de mükemmel bir reyting yapılıyor. Yani bir numaraya çıkıyor adam. Yaşasın çocuklar. He babam de babam. Çocuklar Nejat Uygur'un iki tane oğlu var. Behzat ve Süheyl olarak. Bir tanesi sürekli ceket komiğine gidiyor. Yani üzerine komik ceket giyiyorlar çocuklar. Diğeri de durum komedisine gidiyor. 3-5 tane konuk alıyor. Efendime söyleyeyim, balonu şişirdin, tuttun da patladı. Üstündeki korku nasıl kameraya yansıyacak? Ya avaş çekim onu yapalım. Efendim 3-5 bardak dizelim de üzerinde kırmızı şu olsun. Alttan bir tane çek bakalım üzerine devrilecek mi paniği. Derken 3-5 tane dengesiz seyircinin denge şeyini döndürüyor. Havalarda adam düşüyor, ayağı kayıyor, su falan derken bir karnaval gibi bir yer haline getiriyor çocuklar. Karnaval derken gün birincisi, reytingin gün birincisi çıkıyor çocuklar. He babam, de babam, çıkıyor bir numaraya. Evet. Evet çocuklar, bu haftalık medya saatimizi de bitirdik. Hep beraber programa haykıralım mı? Kızım neresine bakıyorsun kuzunun? Yaşasın medya saati.
Biz mi bağıralım? Midye saati. Midye, aferin midye. Evet midye. Çocuklar midye en güzel şeydir. Midyeyi bol bol midye yiyelim. Çocuklar. Estersen meten und Millionen. Der neue sechsente Erotikbandenknalle. Ekstasen, Madden und Billionen, ein Reboot-Film. Warne, warn und warnen, Medicken und Feunel Gottlin, dat die Strafen mirte sie. Sorge löscht dabei. Nimm nun 70, 70, 2, 8. Nimm den Hill und 70, 70, 2, 8 und 2 und 70. Zwei voraus in sichlen Abendmichen. Sehr harascho. Давай дрыжнет дрыжнет, а не дрыжнет дрыжнет, дрыжнет лигер, а брыжнет. Брыжнет мдзд, брыжнет брыжнет лиги, дрыжнет дыр. Давай хорошо, давай, спасибо, давай, и душнет лигнет дрыжнет. Ну, 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 зипзик, зипзик, зваем, акт. Сексуэротикен канал, банден, Aachen mit Affengöttin, Schweiz, Sichlin im Paare. Acht und Zweinen muschten Narechum, Null, Null, Null und Siebzig, Siebzig, Siebzig Karawan. Und mit Achiboschins nachen dann, ich vollen Fages nicht. Null, Null und Siebzig, Siebzig, Zwei. Und der Bahn vier, in Neitern achten, Zweinen Göttin. Danke. Gott, die Tal! Sinan Bey. Ya tamam telli telli su içi gazda. Kıkt. Kıkt. Telli telli su içilmez Sinan Bey. Kıkt hala tartışmaya dönüyor. Kıkt lan. Telli telli su içi. Dur. Dur. İllet etti adamı. Tamam içilir lan. Gel buraya. Gel buraya. Otur şuraya. Ağzını açarsan kafanın ortasına çakarım şimdi. Telli telli su içilir tamam. Tamam telli telli su içilmez. Tamam hasta olursun telli telli su içersen. Memnun musun şimdi? Memnunsun değil misin? Kalk git lan! Kalk git defol! Telli telli su içilmedi, Allah'ın cezası! Lan sen ettiniz beni ya! Ya tamam içilir telli, gel buraya! Gel buraya, otur buraya! Telli telli su içilmez, Fahrettin. Mutlu musun şimdi? Kalk! Kalk lan! Kalk! Kalk şöyle! Bir daha gelme ben! Yav! Kalk! Abi hoş geldin. Hoş bulduk hayatım. Şey dedim mi hiç ya, hep ben onu merak ettim mesela. Acaba Tayfun abi kızdı mı taktiğini yapıyoruz falan. Hiç aklımdan geçti mi? Geçti geçti ya, düşündük. Ya aslında tabii... Var mı, oldu mu öyle şey? Kesinlikle hiç olmadı. Yalnız hep ben şunu diyordum, bir de olursa ters olur. Hani siyasiler bu mizahı kaldıramıyorlar ya, kendilerine dair. Biz de kaldıramazsak gazeteciler, yani siz mizah bu sonuçta. Bir de yani kötü bir şey değil. Biraz tabii ki egzajer etmen gerekiyor sonuçta. Yani bir şey dememişsin, hakaret yok, bir şey yok falan. Fakat seyreder seyretmez, samimi söylüyorum, koptum. Çünkü benim sesim çok zor bir iştir. Değil mi? Yani ben bile bazen... hasta olduğumda filan aynı sesi yakalayamıyorum. Bir de şey oldu mesela, telefonlar geldi. Abi seslendirmeye de mi başladın? Yok abi ya. Ne alakası var ya? Öyle şeyler. Abi o zaman TV8'deydin. TV8'e mi geçtin? Ya kardeşim yok, ben de reklamla ilgili zannediyorum. Kargo reklamıyla. Ne alakası var diyorum ya. Abi ne bileyim, biz seni orada gördük. Şimdi... biz haber yapamaz hale geldik. Biz onu bir düşündük acaba ha, böyle bir şey olacak. Şimdi biz bunu ilk bu 8 esprisini bir kere çok iyi bir gözlemcisin, kutluyorum bu anlamda. En belirgin 8 Türkiye'nin Çocukları programında Ağrı'nın Patnos Batmış köyündeydi. Aynı 8 diyen bir çocuk vardı. Sen kaçtasın abi? 3'te miydin sen de? 8. Kim miydin? 8. Kim miydin? Kaç yaşındasın? 8. Yani bu soruyu soramaz hale geldim dedim böyle. Ulan ya, önce 8 olanlar ayrılsın yani. Değil mi? 8'ler. Sonra yine geçtiğimiz günlerde Adana'daydık. Daha bunlar yayınlanmadı. Pamuk tarlalarından çocukları okula götüreceğiz. Şimdi ne sorarsın çocuğa? Yıllardır aynı soruyu sorarsın. İşte, çocuğa hani kaç yaşındasın? İşte hangi okula gidiyorsun filan. Önce bir muhabbet lazım ki çocuk heyecanlı yersin.
Kaç yaşındasın? Dakika bir. 8 dedi. 8. Kimi? 8. Kimi? Gökhan'la röportajı bırak abi. Bu herif dedim şikayet edeceğim. Bunun yüzünden haber vermem abi. İnanamıyorum. Benim ya. Şikayetim o ya. Abi mizahı dozunda yapabilmek bence mizahçılığın esası bu. Eyvallah. Yani adama saldırırsın kişilik haklarına falan değil. Yapılacak da bu. Çok da doğal. Ekrana çıkıyorsan, halkın önüne çıkıyorsan birileri taklit yapıyor. Ben onur duydum bir de bunu. Kimselerin gitmediği... 30 saniye mi söveyim? Bundan sonra izleyecekleriniz çocuklar, kalp hastaları ve yaşlılar için sakıncalı. Sevgili seyirciler şu anda... bir dakika baştan formatı bir anlatayım da şuradan. Savaş Ayla Show Biz gibi düşün, tamam mı? Ortam öyle. Arabada bir de direksiyon varmış. Gerçekten de çok... Aa ne oldu? Makinem halen olmadı mı? ev hanımı sapık ettiler ev hanımı ya. Tanışmadan mı birlikte oldunuz? Öyle mi hatırlıyorsunuz? Sayılabilir, evet. Saat tak beni ki benim buradan kafamı keserim. Adam gibi vokalini yapacaksan yap. Yapmayacaksan affedersin. Yani. Elini vicdanına koyup da söyle. Bu hayat ne kadar sürecek böyle? Carter. Aa, Carter. Seviyorum. Baban kim senin? Gözüm bozuldu seni